Merhaba arkadaşlar. Bugün Tinkercad uygulamasına giriş yapacağız. Bu derste kalite olma işlemini ve Tinkercad arayüzünü tanıma konusunu ele alacağız. Öncelikle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tinkercad, 3 boyutlu tasarım ve modellemeler yapabileceğimiz tarayıcı tabanlı bir uygulamadır. Tarayıcı tabanlı olması farklı işletim sistemlerinden rahatlıkla kullanılabilmemizi sağlar. Örneğin Mac, Linux gibi. Tinkercad uygulamasını kullanabilmemiz için kayıt olmamız gerekir. Eğer daha önceden oluşturmuş olduğunuz bir hesabınız varsa giriş yap seçeneğinden devam edebilirsiniz. Biz kayıt olma işlemini göstereceğiz öncelikle. Buradaki hemen katıl butonuna basarak kayıt ekranımıza ilerliyoruz. Burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Okul ve kendi kişisel hesabınızı oluşturma seçenekleri. Eğer okulda kullanacağınız bir hesap oluşturmak istiyorsanız eğitim ve öğrenciler olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan size uygun olanı seçerek devam edebilirsiniz. Kişisel tasarımlar yapmak istiyorsanız kişisel hesap oluştur seçeneğiyle ilerleyebiliriz. Öncelikle burada da 3 seçenek çıkıyor ve daha fazla çeşitli seçenekleri de aşağıda görebiliyoruz. Google hesabı ile devam etme, Apple hesabı ile devam etme, Microsoft hesabı ile devam etme ve Facebook hesabı ile devam etme gibi. Bunları kullanarak direkt oturum açabiliyorsunuz. Bir de e-posta ile kaydolma işlemi var. Biz bunu göstereceğiz. Öncelikle bu ekranımız geliyor. Bu ekranda ülke ve doğum tarihi seçeceğiz. Ülkemizi seçelim. Sonrasında doğum tarihimize gideceğiz ama burada bir nokta var. 12 yaş altındaki kişilerden ebeveyn e-postası istiyor ve oraya gelen şifreyle kurulumu yani kaydolma işlemini devam ettiriyoruz. 12 yaş üstüne sıkıntı olmuyor. Evet, hemen doğum tarihimize de girelim. Sonraki diğer sayfa ilerliyoruz. Burada da bir e-posta adresi ve parola oluşturmamız gerekiyor. Burada parolada 8 karakter olması gerekiyor en az. 3 karakter birbirinden bağımsız olmalı ve ayrıca bir harf ve bir rakam içermeli. Parolamızı da oluşturduktan sonra bu kutucuğu tıklayarak hesap oluştur seçeneğiyle ilerleyebiliyoruz. Benim bir hesabım olduğu için ben giriş yap alanından devam edeceğim. Evet arkadaşlar, hesap oluşturduğumuzda böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Bu arayüzü inceleyeceğiz şimdi. Öncelikle sol taraftan başlayalım. Burada bizim profilimizin olduğu bir kısım var. Sonrasında projelerimizi, tasarımlarımızı arayacağımız bir alan var. Burada tasarımlarımıza verdiğimiz isimleri arayabiliyoruz. Sonrasında 3D tasarım alanı var. Biz Tinkercad tasarımlarımızı bu kısımda yapıyoruz. Kır quiz var. Burada Arduino parçalarıyla bir proje oluşturabiliyoruz. Eğer fiziksel bir Arduino parçanız yoksa buradan oluşturabiliyoruz, çalıştırabiliyoruz ve kodlarını da yazabiliyoruz buradan. Kod blok alanı yeni eklendi. Bu alanda da yine tasarımlar yapabiliyoruz. Scratch tarzında kod blokları var. O şekilde ilerleyebiliyoruz buradan da. Yine buradan da dersler seçeneğini yani aktif olarak katıldığımız, takip ettiğimiz dersleri burada görebiliyoruz. Yine aynı şekilde proje oluşturma işlemini de hemen gösterelim. Oluştur, 3D ya da devre. Burada Arduino devresi oluşturabiliyoruz ya da Tinkercad 3D, 3 boyutlu tasarım yapabiliyoruz burada arkadaşlar. Yine buradan silme işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Yine özellik kısmında da ad ve açıklama verebiliyoruz. Sonra bu kısım var. Bu kısımda da bizim hali hazırda yapmış olduğumuz tasarımlar görülüyor. Yine bu tasarımların üzerine tıklayarak düzenlemek için tasarım ekranına gidebiliyoruz. Yine indirebiliyoruz. Böyle özellikler var ve ayrıca
Buradan yine gizliliğini ayarlayabiliyorsunuz, adını değiştirebiliyorsunuz, açıklama ekleyebiliyorsunuz gibi özellikler de mevcut. Sonrasında sağ üst köşede yer alan galeri, blog, öğren ve öğret kısımları var. Bunları inceleyelim tek tek. Galeri kısmında başkalarının daha önceden yapmış olduğu hazır projelerimizi görüyoruz, tasarımlarımızı görüyoruz. Bunları buradan inceleyebilirsiniz. Birçok burada tasarım var ve gelişmiş düzey tasarımlar bunlar. Mesela bunun üstüne tıklayalım, inceleyelim. Kopyala ve Tinker'le bunu kendi tasarım ekranınıza alabiliyorsunuz. Kendi tasarım bölümünüze de alabiliyorsunuz. Üstüne değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ve ayrıca bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Buradan da fotoğrafları yine görebiliyoruz. Bu kısımda yorumlar var. Yorum ekleyebiliyorsunuz. Beğen kısmı var. Beğenebiliyorsunuz gibi özellikler var. O şekilde. Blog kısmında ise Tinkercad blog olarak bahsedebiliriz. Burada birçok alanla ilgili yazılar var. Bu yazıları okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Öğren kısmında ise burada seçeneklerimiz var. 3D tasarım, Qt, yani Arduino parçaları, kod blokları. Bu alanları seçerek yine aynı şekilde başlatıcılar, dersler ve projeler olarak 3 parçada bu dersleri takip edebiliyorsunuz. Burada size adım adım ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı gösteriyor. Bir nevi Tinkercad'in öğretici programı, öğrenme programı alanı. Bir de öğret kısmımız var. Eğer eğitimciyseniz burada öğretim yapabiliyorsunuz. Kendi kişisel alanınızı belirleyip uygulayıp o şekilde devam edebiliyoruz. Bir de profil kısmımız var. Bir son olarak orayı inceleyelim. Profil kısmımızda da resim ekleyebiliyoruz. Tam isim, yani isim, takma isim yazabiliyoruz buraya. E-posta ve kendimiz hakkında kısa bilgiler yazabiliyoruz. Çocuklar kısmında ise eğer eğitici olarak giriş yapmıştıysanız buraya eklediğiniz öğrencilerinizi takip edebiliyorsunuz. Davet kodu gir kısmında da eğer siz öğrenciyseniz ve öğretmeniniz size bir davet kodu vermişse onu buraya girerek buradan onun sınıfına katılabiliyorsunuz. Evet, Tinkercad arayüzümüze geldik. Burada ise son olarak yeni tasarım oluştur seçeneğinden bahsedeceğiz. Bu butona tıklayarak çalışma düzenimize gideceğiz ve orada tasarımlarımızı gerçekleştireceğiz. O bölümü diğer dersimize geçeceğiz arkadaşlar. Son olarak bir özet yaparak dersimizi bitirelim. Bu dersimizde Tinkercad uygulamasına kaydolmayı ve Tinkercad arayüzünü tanıdık. Diğer dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın.